Gaziantep'in Bey Mahallesi'ndeyiz. Az önce Gaziantep Kalesi etrafında yapmış olduğumuz hem sokak sahiplerleştirme çalışmalarını hem de tabak hamamında yapılmış olan restorasyonu, vakıflar bölge müdürlüğü yapmış restorasyonu inceledik. Tabak hamamında vakıflar bölge müdürlüğümüzle görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı ve orayı Gaziantep'in kültürüne ve turizmine kazandırmış olacağız. Akabinde Sabunhan ve Pekmezhan olarak geçmişte kullanılmış ama günümüze kadar gelmiş, yıpranmış, yıkılmış bir biliyorsunuz hamamı ziyaret ettik orada şeyi, anı ziyaret ettik. O andaki baktığımızda geçmişle günümüze çok güzel bağlantılar vardı. O küplerde zeytin yapılması, sabun yapılması. Orayı hem o geçmişteki yaşanmış olan kültürü bugüne taşıyacağız. Hem de bugün yeni verecek olduğumuz fonksiyonlarla hem şov, hem üretim, hem teşhir, hem de gelen kültür ve turizm amaçlı gelen ziyaretçilere istedikleri o kültürü ve şovu sağlamış olacağız. Sonrasında da en son geldiğimiz yerde Bey Mahallesi'ndeyiz şimdi. Bey Mahallesi'nde Bey Mahallesi Eyüboğlu'nun işte bütünleştiği bir yer. İki kapılı hamamdayız. Burası bizim için çok önemli. Daha önce de buradan bir meydan ve otopark yapmıştık Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak. Şimdi de bu hamam ile iki kapılı hamamın yine restorasyon yapılarak Hıdıroğlu ailesiyle görüşmeleri yaptık. İnşallah onu da Sayın Bakanımız Mahati ile sonuçlandırdık. Bir an önce buranın restorasyonu yapıp ama bu bölgede biraz daha hamam ihtiyacı görünüyor. Hamamın yine hamam kültürünün bugünkü geçmişle bugünkü meç edilmiş etle tırnağı büründürmüş şekilde restore edilmesi ve kullanılmasını hedefledik. Gaziantep için hayırlı bir gün oldu inşallah. Şimdiden hayırlı olsun şehrimize. Hakikaten hayırlı bir pazar, güzel bir pazar, bereketli bir pazar. Genel sekreterimiz aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği genel sekreteri. Kültürüyle yükselen Gaziantep için yerelden evrensele, gelenekten geleceğe çalışmayan hamam kalmasını istiyoruz. Çünkü Osmanlı ecdat bir şehre geldiği zaman önce kanalizasyonu yapıyor, şehri temizliyor, sonra hamam yapıyor, vücudu temizliyor, sonra da açtığı kütüphanelerle, külliyelerle birlikte bir insana yatırım yapıyor. O yüzden hamamlar çok önemli, hanlar çok önemli. Ecdadın o bize bıraktığı mirası geleceğe taşımak çok önemli. Burada tabii Antep'in özellikle geçmişte Antep'i Antep yapan aileler var. Hıdıroğlu ailesi, iki kapılı hamam. Benim çocukluğumda annem rahmetlinin bize en çok getirdiği hamamlardan bir tanesi. Eski hamamdan sonra tabak hamamı, iki kapılı, şehrin en güzel hamamlarından bir tanesi. Şimdi aldığımız kararla restorasyonu yapıyoruz. Ve inşallah 3 yıl içerisinde burada gelin hamamının, bebek hamamının yapıldığı hamamı tamamlamış olacağız. Aileye çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep modeli böyle bir model. Herkes bir araya geliyor, ortak karar alıyor. Bu şehir için, bu şehrin kültürü için, bu şehrin insanı için herkes fedakarlık yapıyor ve birlikte başarıyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.